Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 29 Eylül Cuma günü niyetine şöyle fincanımı sizler için kapattım arkadaşlar. Ben takipçilerime, abonelerime, beğeni yapanlara niyet fincanımı kapatıyorum. Lütfen sizler de kendinize ait olan niyetinizi şöyle oldu niyetiyle kulağınızın duyabileceği bir şekilde dillendirin arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar, emeğe saygı için kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve açılımda size ait olan pozitif enerjiyi alın lütfen. Negatif enerjiyi bırakın gitsin. Şöyle beraber fincanınıza bakacağım ama fincanın şu görüntüsü bana çok şey anlatıyor. Fincanı açmadan önce görüntüsüyle alakalı iki bir şey söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlar, fincandaki nasiplerin dışarıya doğru taşması. Bu her zaman olan bir durum değil. Beni takip eden arkadaşlar bilirler. Fincandaki nasipler artık taşmaya başlıyor. Yani bu hayatınıza gelecek olan nasiplerin çokluğu ve hali hazırda zaten hayatınızda olan nasiplerinizin çokluğundandır. Bu nasiplerinizden, kısmetlerinizden, olan gücünüzle fark edebildikleriniz ne varsa hepsini kullanabilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Nasibinizi alabilmeniz için, kullanabilmeniz için de görmeniz gerekiyor. Bazen biraz ayrıntılar da gizli olabiliyor. O yüzden biraz daha bu ara hassasiyetinizi rica edeceğim. Bunu da söylemiş olalım. Aynı zamanda iki kişi var. Bak, karşılıklı bir şekilde duran iki kişi var. Birisi diğerinin ömründen mi çalıyor desem? Hani birisi diğerinin zamanından çalıyor, ömründen çalıyor. Hani bazen hayatımızda böyle bizim enerjimizi sömüren, bizi böyle ciddi anlamda bitiren bazı karakterler olur ya. Tam da öyle bir karakterle şu anda bir mücadele veriyor da olabilirsin. Bundan kaynaklı bunu söylüyorum. Seni yiyip bitiren, enerjini sömüren, negatifliklere maruz kalmana sebep olan böyle birisiyle mücadele içinde olabilirsin. Ve bu ara bu insandan uzaklaşmak, kurtulmak gibi düşüncelerin de olabilir. Şimdi arkadaşlar, hazırsanız hemen fincanınıza bir bakalım. Bizlere neler gösterecek. Sonrasında da bir tarot açılımı yapacağım. Evet, şöyle hemen sizlere bir gösterelim. Evet. Şöyle bir baktığımda arkadaşlar, bak, bir ayağınız dışarıya doğru çıkmış vaziyette. Ayağınızın dışarıda olması ne demek biliyor musunuz? Gezmek istediğiniz yerler var. Görmek istediğiniz, gitmek istediğiniz yerler var. Bak, özlem çekiyor olabilirsiniz. Uzaktadır, şehir dışındadır, yurt dışındadır. Özlenen yerler var, özlenen kişiler var ve onların yanına gitmek gibi bir arzunuz olduğunu da gösteriyor. Sizin bak burada bir kısır döngü içerisinde dönüp durma durumunuz var. Bu kısır döngüden kurtulacaksınız ama siz de kurtulmak için artık farklı bir şeyler yapmanızın zamanı gelmiş. Evet, hayat size kısır döngüden çıkmak için bazı imkanlar sunacaktır ama siz de lütfen bunları iyi bir şekilde değerlendirin. Bak, bir masa vardı ama bu masada devrilmiş vaziyette görünüyor. Şimdi bu ne demek? Bak, doğru adımlar atıyorsun demek bu bir. Yanlış şeyleri savuruyorsun, deviriyorsun, yanlış istemediğini de gösteriyor bu iki. Doğru adımlar atarak, yanlışa hayatında izin vermeyerek maddi olarak güzel kazanımlar elde edeceğini gösterir. Yani özellikle iş yerinde yanlışa izin vermiyorsan, özellikle iş yerinde yanlışa karşı durabiliyorsan, burada açıkçası evet güzel ve yani nasıl diyeyim, maddi olarak şöyle bir yükselebileceğin bir pozisyona gelme. Hem yükselme durumu hem de aynı zamanda prim gibi olur. Farklı bir şekilde nasıl desem, yani bir para alma durumunuz dahi olabilir bu yaptığınız durumdan kaynaklı.
Bak, ben artık yoruldum. Ben artık bıktım. Ben artık dinlenmek istiyorum diye bir isyan çıkartabilirsin kendi içinde. Sanki tam da böyle bir noktadasın, biliyor musun? Şu an bugünlerde ben artık yoruldum dediğim bir nokta var. Tam da o noktada hayatına bir dinginlik, bir sakinlik geleceğini gösteriyor. Senin yorulman, hatta sabrının sonuna gelmesi, yorgunluğun bile dibini görmek gibi bir durumun içinde olduğunu da gösteriyor. Bak, suyun üzerinde yüzen sensin ama suyun dibine batmıyorsun. Suyun içine girmek de istemiyorsun. Sadece yüzeysel olarak suyun üzerinde dolaşmayı tercih ediyorsun. Suyun açıkçası seni dibe çekmesinden dolayı korkar vaziyettesin arkadaşım. Şimdi bu korkuların hayattaki korkularına eşdeğer. Bir takım korkular, kaygılar, vesveseler bunlarla mücadele ediyor olabilirsin. Bunları gösterir çünkü vesveselerini gösterir. Korktuğun konu her neyse. Bak şimdi, kaybetme korkusu olabilir. Sevilip sevilmeme belki belirsiz olduğunda bundan kaynaklı olabilir. Birini ya da bir şeyi kaybetme korkunuz da olabilir. Böyle bir durumun içinden de geçiyor olabilirsiniz. Ya da hani işte şu anda çok iyi durumdayım ama kötü duruma düşmek istemiyorum diye de bir korku içinde de olabilirsiniz. Burada evet, tekrardan kötü günler yaşamamak ya da hani gerçekten hani sıkıntılarla uğraşmamak istiyorsanız çok dikkatli ve çok temkinli olmanız gerektiğini gösteriyor. Şu an suyun yüzündesiniz, dibe çökmediniz. O yüzden temkinli olmanızda fayda var. Bak, yine şöyle bir takım şekiller arkadaşlar. Bu nedir? Bir gelir var, bir de gider var. Gelir gider dengesizliği vardı zaten senin hayatında. Ama şu anda öyle bir hesap kitap yapmışsın ki geliri de gideri de hesaplar bir vaziyette ve bu dönemde, bugünlerde artık maaş mı alıyorsun ya da farklı bir şey mi ya da istediğin paraya kavuşup da böyle bir gelir gider dengesini oturtturacağını da gösteriyor. Bak, sana gelen bir haber var. Hatta bu haberin yer değiştirmeyle alakalı bir haber olduğunu da gösteriyor. Seni bir noktadan alıyor, farklı bir noktaya getirip bırakacak. Şimdi seninle alakalı da olabilir, hane ile alakalı da olabilir. Bak, hanede çoluğun çocuğun vardır, atama olabilir ya da başka bir iş değişikliği olabilir. Seninle alakalı olabilir, başka bir yere çalışmak için gidebilirsiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar, ben burada kolektif bir bakım yapıyorum. O yüzden lütfen herkes kendine göre yorumlasın lütfen. Evet, yer değiştirmeyle alakalı haberiniz sizin istediğiniz bir haber. Bazı işlerin bak patır 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 ilerleyecek. Bazı işlerde hani böyle ya bu iş niye bu kadar yavaş hızlansın diye uğraşıyorsunuz ya. Tam da hızlansın diye uğraştığınız işlerde şöyle bir, yine de dikkatli olun ama lütfen bu konuda da ben uyarayım sizi. Evet, işleriniz hızlanabilir. Yine de dikkat etmenizde özellikle fayda görüyorum. Ve işinizin takibini sadece ve sadece sizin yapmanızda da fayda var. Bak, sanki bir top oynar vaziyettesin ve topun burada. Top sektirme gibi düşün, elinle ayağınla, öyle söyleyeyim. Topu oynaman keyifli bir gün. Bak, bu gerçekte de böyle bir durum, biliyor musun? Ne kadar üzgün olursan ol, topu eline alıp oynamaya başladığında psikolojiktir belki ama mutlu olmaya başlıyorsun. Mutlu olman serotonin hormonunun salgılanmasıyla olabilecek bir durum ve serotonin hormonu salgılanmaya devam ettikçe daha da keyifli, daha da mutlu bir insan olacağını da gösteriyor. Şimdi buradaki topla oynama durumunda aynı şekilde. Şöyle ki,
keyifli bir gün geçireceğini, mutlu bir gün geçireceğini gösteriyor. Yani bugün arkadaşlar hazır mutluluk enerjiniz bu kadar varken niyetlerinize şöyle bir asılmanızda da fayda var. Bolca duaları etmeyi ihmal etmeyin. Bak, yarım yarım iki tane kalp aslında bunlar ama ikisi de paramparça. Ya şöyle söyleyeyim, sen birilerinin kalbini kırmayayım diye içine atıyorsun, kendi kalbini kırıyorsun aslında. Evet, birilerinin kalbini kırmıyorsun, yine de kırma da zaten. Ama birilerinin kalbini kırmayayım derken sen susuyorsun, katlanıyorsun ama artık bir çatlama noktasına gelmişsin ve çatlamışsın. Senin kalbin paramparça olmuş, birilerini memnun edeceğim diye, birilerine belki iyilik yapacağım diye. İnan ki hani birilerinin kalbi kırılmasın diye uğraştıkça kendi kendini çatlatmışsın, kendi kendini kırmışsın. Kendi kalbini kendin kırmışsın diyebilirim. Şöyle ben hemen tabağınıza da bir bakmak istiyorum. Sonrasında da bir tarot açılımı yapacağız. Hayatın çok koşturmacalı ya gerçekten. Hani az önce demiştim ya bir dinginlik istiyorsunuz diye. Gerçekten öyle. Yani çok ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Çünkü bak tabağında bile dışarıda, hane dışında ciddi bir koşturmaca mevcut. Ve bu koşturmaca da yani koşturmaca da çok ciddi bir emek veriyorsun. Öyle böyle değil. Şimdi bir saniyenizi alacağım hemen ve bitti. Evet arkadaşlar, tabağınızı şöyle gösterdim sizlere. Ciddi bir koşturmaca ama oraya yetişeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Gün içerisinde birden fazla iş yükü var. Bunları yetiştirmeye çalışma durumu var. Çok fazla kendini yıprattığını fark etmiyorsun bile. Bir de burada şöyle bir durum var. Kendini yarım hissettiğin bir konu var. Anne baba sevgisi, kardeş eksikliği, sevgili olup olmaması, iş yerinde kendini yetersiz hissetme gibi lütfen kendinize göre yorumlayın. Ama kendini yarım hissettiğim bir konu var ve bugün bu yarım olan duygunu dibine kadar yaşayabilirsin. Ya ben niye işte sevgilim yok? Ya da niye benim kardeşim yok? Gibi böyle bir şey sorgulayacağını da gösteriyor. Kendi kendine aslında bu nasıl diyeyim yarım olma yokluk duygusunu kendi kendine depreştireceğini de gösteriyor. Şimdi özellikle söyleyeyim ki mantıklı olman gereken bir dönem. Evet, bazı dönemler çok duygusallık olur. Bazı dönemlerde de mantık gerekir. Şimdi bu kadar dalgalanmalar varken, inişler çıkışlar mevcutken hayatında duygusallığa bir müddet ara ver. Asla duygusuz ol demiyorum. Tam tersine duygunu yaşa. Ama burada şöyle bir durum var ki duygunu yaşarken bir yerde duygunla hareket etme. Benim mantığım da var. Benim de fikrim var ve mantığımı kullanmam gerekiyor diyebilmelisin. Bugünler senin, özellikle söyleyeyim bu hafta sonuna dahil etmek istiyorum. Bu hafta sonuna kadar olan kısımda, günlerde mantığın çok ön planda olacak. Zaten bunu hissedeceksin. Kendi kendine hissedeceksin. Bak ben mantığımı kullanıyorum. Bu kararımda mantıklı karar verdim diyeceksin. Bak elinle yapacağın bir iş var. Elinle yapacağın işten çok güzel ekmek yiyeceksin. Belki şu anda yeni bir işe girdin ve tamamen elle yapılan bir iş. Ya da evdesin, elin emeğiyle bir şeyler yapıyorsun, satmaya çalışıyorsun. Bunlardan kaynaklı güzel işler yapacaksın ki karşılığında da ekmeğini yiyeceksin. Belki de işte çalıştığın yerde ciddi bir el emeğin mevcut ve bunun karşılığını da alacaksındır. Ama maddi olarak ekmeğini yiyeceğin bir el işi, elle yapılan işi yapıyorsun. Şu sorgulama meselesine şöyle biraz daha değinmek istiyorum. Niye biliyor musunuz? Kendi içinizde her şeyi sorgulama durumunuz var arkadaşlar.
Kafanızın içi ciddi anlamda dolu. Kendi içinizde sorguluyorsunuz, cevaplıyorsunuz, soruyorsunuz, cevaplıyorsunuz. Hani sorgulamaların içinde boğulmanızı istemediğim için bunu da söylemek istiyorum. Bir de evet para var. Bak para var. Ama öyle bir durum yaşayacaksınız ki, öyle bir durum yaşanması durumu var ki paranın size fayda sağlamayacağını, paranın bu hayatta her şey olmayacağını anlatan bir durum yaşayacağınızı, bir olay yaşayacağınızı gösteriyor. Ve gerçekten paranın her şey olmadığını anlayacağınız bir gün. Evet, param var ama bu işte bana fayda sağlamıyor. Bu sağlıkla alakalı olmasın diye niyet edelim arkadaşlar, bunu söyleyelim. Sağlıkla alakalı kesinlikle hani para verip de tamam nasıl desem muayene olursun. Bunlar çok farklı şeyler. Benim söylemek istediğim şöyle bir şey. Paranın size hani kötü bir hastalığın olur. Sonsuz bir paran olsa da tedavi edilemezsin gibi bir şey söylüyorum. Uzak olsun. Kesinlikle bu negatif enerjiyi almayın. Kesinlikle söylüyorum. Ama parayla alakalı hani hevesiniz kalmayacak. Belki şimdiye kadar canla başla para kazanmak için mücadele verdiniz ve kazandığınız para şu anda sizi nasıl diyeyim mutlu etmediğini gördüğünüzde artık eskisi kadar belki de para kazanmak için uğraşmayacaksınız. Neden? Çünkü paranın her şey olmadığını anlayacağınızı da gösteriyor. Ben şöyle hemen bir tarot da açmak istiyorum. Cuma günün niyetine. Lütfen sizler de kendi niyetlerinizi tutmayı ihmal etmeyin. Evet, hadi bakalım. İlk kartımızla şöyle bir başlamış olalım. Evet, her son bir başlangıçtır arkadaşlar. Bir haber var ama seni ciddi anlamda etkileyecek bir haber. Şaşıracaksın. Hatta burada şaşırmanla beraber tepki vermeni isteseler de tepki vermeyeceksin. Tam tersine arkadaşlar, tepkisiz kalıp da hayatın sana getirdiği değişkenlikleri kabul edeceğini de gösteriyor. Her son bir başlangıçtır diye bu yüzden söylüyorum. Bir devir bitiyor, yeni bir devir başlıyor demektir. Ve evlilik kartı. Evet, güzel. Değnek dörtlüsü. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsin. Şunu kişiye teklif etsen bana ne der diye sorarsan olumlu cevap vereceğini de gösterir. Bugün için söylüyorum. Ekstradan şunu da söyleyelim. Belki aileleri tanıştırma, belki söz nişan, belki evlilik için bir yola girdiniz. Bu yolda güzel ilerleyeceksiniz. Olumlu gelişmeler olacak, reddedilmek yok. Tam tersine çoğu şeyi evet deyip de bu işi layığıyla böyle hani tamamına erdirme durumunuz var. Ve hem yeni ilişkiye başlama konusunda da hem de evli olan arkadaşlar ya da evlenme niyeti olan arkadaşlar için de söyleyelim. Bu ara güzellikler var sizin için. Devam edelim. Evet, ermiş kartı. Bir takım bilinmeyenler açığa çıkıyor arkadaşlar. Bilinmeyenlerin açığa çıkmasıyla beraber siz daha çok aydınlanma yaşayacağınızı gösteriyor. Aynı zamanda da aydınlanmalarınızı, yani gözünüzün, kulağınızın, kalbinizin açılması demek istiyorum. Aydınlanmalarınızı daha çok enerjinizi yükseltmek için kullanabilirsiniz. Enerjinizi kafese koymaya çalışanlar var. Yani sizin enerjinizi köreltmeye çalışanlar var. Bu insanlara dikkat edin. Evet, tılsım altılısı, eliniz çok açık. Yemeyip yediriyorsunuz, içmeyip içiriyorsunuz. Bunlar çok güzel şeyler ve sadaka mahiyetinde bugün şöyle bir verirseniz çok 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 iyi olacaktır. Aynı zamanda sadaka verirken de lütfen niyetinizin net ve keskin olmasına özen gösterin. Şimdi tılsım altılısında şöyle bir durum var arkadaşlar. Adalet arıyorsunuz. Haksızlığa uğramış olabilirsiniz ve hakkınızı almak için de bir takım uğraşlarınız olabilir.
ki doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Şimdi Kılıç Prensi geldiğine göre geçmişte bazı olaylar var. Unutmadığınız, belki pişmanlık ya da hata olarak gördüğünüz bazı olaylar çok fazla aklınıza geliyor. Bunlardan kurtulmanız gerektiğini gösteriyor. Kılıç kadar keskin bir karar vererek geçmiş etkilerden kurtulun. Aşıklar kartı geldi. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanla, sevgilinizle, ilişkide olduğunuz insan ya da evli olduğunuz insanla. Eğer duygularım karşılıklı mı diye sorarsanız karşılıklı. Eğer bir ayrılık sürecinden geçtiyseniz bir barışma olacağını da gösterir. İki taraftan birisi dahi hata yapmış olsa diğeri bir adım atacağını gösterir. Hata yapan da hatasını affettireceğini de gösterir. Hatasını kabul edip de affettirme durumu var. Evlilik kartı, evlilik kartı, aşıklar kartı. Baya baya böyle bir sevgi, ilgi, romantiklik adı altında bir gün geçirebilirsiniz bugün. Bugün de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir bebek haberi alabilirsiniz. Sizi uğraşıyorsanız siz bebek haberini alabilirsiniz. Ekstradan güzel bir aile hayatına geçiş yapacağınızı gösterir. Özellikle ailelerinde problem yaşayan arkadaşlar varsa güzel bir aile hayatına geçiş yapacaksınız. Bir de şunu söyleyeceğim. Eğer bir çocuğunuz varsa çocuğunuzun sizi mutlu edeceği, gururlandıracağı bir olayla bugün eve gelecektir. Bilginiz olsun. Kutlamalar var. Alacağınız bir haberi ki çok bolluk bereket getirecek bir haberden bahsediyorum. Bunu sevdiğiniz insanlarla kutlama durumunuzu gösteriyor. Evet, bir para var arkadaşlar ama parayı da kendinizi de şöyle bir korumanız gerektiğini de gösteriyor. Neden korumanız gerekiyor onu da söyleyelim. Çünkü eğer korumazsanız o para har vurup harman savrulur ve gider. Birileri sizde para olduğunu bilir ve gelir işte bana şu kadar borç ver, şuraya verebilir misin, şunu yapabilir misin der ve o para gittiği gibi de gelmez. Giden paranın gelişatı yok. O yüzden kendinize de dikkat edin. Niye? Çünkü paran var diye dikkatler, yani gözler senin üzerine çevrilecek demektir. Dikkat etmenizde fayda var. Ve son kartımızı alalım. Gelecekle alakalı. Evet, bir takım net ve keskin kararlar vermeniz gerekiyor. Gelecekle alakalı geciktirdiğiniz bir takım kararlar olduğunu ve açıkçası bu kararları artık çok da fazla geciktirmeden vermeniz gerektiğini gösteriyor. Herkesin yapabileceği farklıdır arkadaşlar, birbirinden farklıdır. Yapabileceğiniz kararları verirseniz sizin işinizi kendiniz kolaylaştırmış olursunuz. Net ve keskin kararlar olmasına da özellikle dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Evet, 29 Eylül Cuma günü niyetine arkadaşlar şöyle bir kahve ve tarot açılımı yaptık. Pozitif enerji alın lütfen, negatifi bırakın gitsin. Emeğe saygı için yeni gelen arkadaşlar beğenip kanalıma abone olursa sevinirim. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.